İnşallah o Ebru kasaplar dediğiniz adamların peşindedir Behzat. Öyle dedi Emine abla. Bir şey çıkar mı çıkmaz mı orasını bilemem. Ya bu adamlar gün ortasında nasıl gelip sizin mekanınızı basıyorlar? En yıkılmaz dediğimiz iki adamı yıkıp nasıl gidiyorlar Haşmet? Bir şey söylesene. Öyle oturmuş tek kelime konuşmuyorsun. Ya ne olduysa oldu. Adamlar geldiler. Yapacaklarını yaptılar. Önemli olan şimdi artık bizim ne yapacağımız. Bizim ne yapacağımız belli abi. Bir şekilde adamların izini bulup kanımızı yerde bırakmayacağız. Adamlar iz bırakmıyor Behzat. Hatta bizi başka bir yere yönlendirip geride kalanların kanını döküyorlar. Yani kimsenin kanı dökülmesin diye bir yerlere mi saklanacağız? Korkacak mıyız bu şerefsizlerden? Sen nerelerdesin tipi? Ölenlerin kalbinde abla. Durdu durdu. O kalpler durdu. Şurada yaşayanlar için ne yapacaksınız onu soruyorum. Şimdi biz bugünleri yaşıyorsak abla, yanlış alınmış kararlar yüzünden yaşıyoruz. Ama belli ki kimse beni duymuyor. Hiç kimse benim söylediğimi ciddiye almıyor. Abi, ben seni ciddiye alıyorum da ne diyorsun, ne yapalım yani? Şimdi Feyyaz'ı vuralım diyeceğim, vurduğumuzla kalacağız. Bu adamlar biz Feyyaz'ı vurduk diye yapacaklarından geri duracak değiller yani. Bükemedin bileği öpeceksin. Ne? Tipi doğru söylüyor. Ben her zamanki gibi yine böyle deli deli konuşuyor. Saçmalıyor falan diyordum ama tipi haklıymış. Baş tacısın kardeş. Pardon da tipi hangi konuda haklı abi? Hızır konusunda. Hızır'ın aldığı yanlış kararlar bizi bu noktaya getirdi. Yanlıştır, doğrudur Haşmet. Hızır iki adamını, kardeşini kaybetti. Siz hala orada oturmuş, doğru karar aldı, yanlış karar aldığı tartışıyorsunuz. Oluyor mu size? Bence de olmuyor abla. Hızır abi suçu çıkartmak nedir? Adam ne yanlış yapmış bugüne kadar? Yaptı Behzat. Hazır fırsatı varken o Feyyaz'ı öldürecekti. Daha önce eline geçirdiğinde o Altan'ı öldürecekti. Hatta daha da ileri gideyim. O Tufan'ı ilk ele geçirdiğinde öldürmeliydi. Hızır abi bu dediklerin hepsini öldürürdü de Alparslan'ın burada biraz payı var. Şimdi o hep düşmanların arkasındaki gücün peşinde olduğu için yapamadı Hızır abi. Yani o sebep bu sebep Behzat. Bugün Hurşit'le Fahri, yarın İlyas'la sen, öbür gün benle tipi. Ne olacak yani? Hızır bu adamların arkasındaki gücü bulduğu zaman sen yoksun, ben yokum, kimse yok. Ne yapacak? Yani Haşmet, bunları söylediğine göre içinde dert ettiğin şeyler var. O zaman çık Hızır'ın karşısına, ona anlat. Artık birlik olma zamanı. Affetmek yok de. Bunların hepsini söyledim Emine. Hatta bunları söylüyorum diye Hızır planlarını bizden de gizlemeye başladı. Aynen öyle abla. Sürekli gizli gizli iş çeviriyor. Belli ki ikiniz de dolmuşsunuz. Bu konuda aynı fikirdesiniz. Hızır abi bizi dinlemez diyorsunuz. O zaman çağıralım İlyas'ı.
Ne diyeceksek açık açık konuşalım. Baktık ki İlyas da hak veriyor. Kabahati Alparslan'a atıyor. Onu da çağırırız, konuşuruz. Yanlış mı söylüyorum Emine abla? Doğru söylüyorsun Behzat. Bunlara ne olmuşsa evde oturup birbirlerini doldurup fitne çıkarıyorlar. Fitne mitne yok abla. Biz burada bir savaşı kazanmak ya da kaybetmekle ilgili bir şey söylüyoruz. Hiçbiriniz kusura bakmayın. Bu kasaplar gelecekmiş, hepimizi öldürecekmiş. Öldürsünler. Ben dünden teşneyim. Benim derdim geride kalacak olanlar. Kusura bakma abla. Bu konuda duygusal bakan sensin. Biz öldükten sonra birinizi sağ bırakır mı bunlar? Sen geçen gün bir şey demiştin. Hızır'ı devirelim diye. Dedim, dadaş. Bunu yapmak mümkün mü? Sen kardeşine söz geçirebilir misin? Pardon da ben burada oturuyorum Tipi abi. Biliyorum Behzat. Ama aynı zamanda abin sayesinde masada oturuyorsun. O yüzden abine soruyorum. Kimse kusura bakmasın. O masada abim sayesinde oturuyorum, yalan yok. Ama nasıl oturduysam kalkmasını da bilirim. Otur lan şuraya. Behzat benim dediğimi yapacak. Rafet de senin dediğini yapacak mı? Yapmayacak. Yapacak. Gerekirse o Rafet'i ablamın gözü önünde boğarım. Yine de dediğimi yaptırırım. Ablam da ayağını denk alır.